السلام عليكم. لن يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Bunu bir doğal olarak çevireceğim, tersine edeceğim. Sonra üzerinde biraz duracağız. Ayetin tercümesi şu şekilde. Onlar ki küfür etmişler. Bu da küfürden kastedilen Türkçedeki küfür manasında değil. Kafir küfür yapar. Küfürden olay var. Ayet diyor ki onlar ki küfür etmişler. Yani ehli kitap ile müşrikler. Ehli kitap ve müşrikler hiçbir zaman hiçbir şekilde bu kendi yaptıkları küfürden ayrılacak değillerdi. Ta ki onları beyyene gelene kadar. Surenin adı da hatırlayacak olursak beyyene suresidir. Ayet diyor ki küfür edenler yani ehli kitap ve müşrikler bu küfürlerinden hiçbir şekilde, hiçbir surette, hiçbir şartla ayrılacak değillerdi. Yani bu küfürle devam edeceklerdi. Ta ki onları beyyene gelene kadar. Şimdi burada birkaç terim var. Dört terim önemli. Birincisi küfür nedir? İkincisi ehli kitap ve müşrik kavramlar neler? Dördüncü de beyyene mi? Gayet temelde kullandığı bir başlıklar. Gayet bir daha okuyorum. Ehli kitap ile müşriklerden hiçbirisi. Ehli kitap müşriklerden hiçbirisi. Kendi yaptıklarından vazgeçecek, ayrılacak değil. Ta ki onları beyyene gelene kadar. Beyyene Arapçada inkar edilemeyecek kadar bariz ve net ve ortada olan bir delil manasındadır. Kelime anlamı. Apaçık bir delil. İnkar, kimsenin inkar edemeyeceği normal şartlarda. Bu neye benziyor? Mesela güneşe birisini gösterirseniz ona inkar edecek, onun ışığına inkar edecek hali yok ya. Onu tartışacak bir tarafı yok. Bu tarz bariz olan herhangi bir tartışmayı mahal vermeyen, herhangi bir tartışmaya yer bırakmayan delilleri beyine edelim. Normal deliller de vardır. Yani bir sürü biz de delil veriyoruz. Her konu Hazreti İsa vefat etmiş midir, demiş midir? Hepsi delil sayılır. Ama o deliller beyine sayılmaz. Beyine olması için öyle bir delil ki o delili inkar eden kördür. Yani güneşi birisinin önüne koyuyorsunuz ve diyor ki ben bir şey görmüyorum. Bundan güneşin yokluğu ortaya çıkmıyor. O görenin körlüğü ortaya çıkıyor. Ve tartışılacak bir tarafı da yok. Çünkü çok fazla ortada olan bir şey sundunuz. Değil mi? Bu tarz bir delilin adı beyyene oluyor. Şimdi bu günümüzde çok yapılan bir tartışma var. Hem Ahmediler için çok önemli. Hem Peygamber Efendimiz o anında da yapıldı. Hem İslamiyet'in tarihi boyunca son 1400 senedir hep Hristiyanlarla Müslümanlar arasında da bu tartışma hep yapılmıştır. Bu nedir bu tartışma? Tartışma şudur ki mesela Hristiyanlar açısından baktığımız vakit Hristiyanlar diyorlar ki İslamiyet'e ihtiyacımız yok. Sonuçta bizim bir kitabımız var. Bu kitap da Allah'ın gönderdiği bir kitap. Siz de inanıyorsunuz ki bunun İncil Allah tarafından gönderilen bir kitap. Tamam Kur'an-ı Kerim de Allah tarafından gönderilmiş bir kitap olabilir ama bizim de bir kitabımız var. Ve ayetler gösteriyorlar. Biraz sonra onlardan da bahsedeceğim. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim kendisi diyor ki İncil'e inananlar İncil'den hüküm versinler. Dolayısıyla bizi niye zorluyorsunuz? Diyorlar. Bizim bir kaybımız yok ki. İslamiyet Peygamber Efendimiz'e inanmak şart değil. İmani bir konu değil. Küfür sayılmaz. Her dinde bu küfür kavramı vardır. İnsana kafir hale getiren. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz'e inanmak veya inanmamak bize kafir yapmaz. Kur'an-ı Kerim kendisi bile Hristiyanlar mesela biraz sonra onu okuyacaktım ama şimdiden bahsedeyim. Maide suresinde örneğin 48. ayeti. İncil ehli Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsin. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler
Fasıkların ta kendileridir. Niye bir ayeti bak Kur'an-ı Kerim. Bir daha okuyorum. İncil ehli Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsin. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıkların da kendileridir. Şimdi Hristiyanlar diyor ki bakın sizin Kur'an'ınız kendisi diyor ki biz İncil ehli olarak İncil'den hükmetmemiz gerekiyor. Ve buna küçük başka deliller de verildi. Diyorlar ki aslında kafir değil. Sürekli sayılmıyor. Allah'ın sakatına insanı başka bir kılıfa koyarmış. Böyle bir kişimiz var. Peygamber Efendimiz'e ya da Peygamberimiz'e inanma zorunda değiliz. İşte ilave bir şey getirmiyor. Sakınca biz ona uyarız. Şimdi siz yeterliyiz. Günümüzde de Ahmet'i aynı şekilde yolunda karşıda. Allah'ın sakatına Peygamber Müslüman kardeşlerimiz de diyorlar ki bizim buna ihtiyacımız yok. Eğer biz yolumuzu kaybetmişsek de eğer varsayalım yolumuzu kaybettik. Biz yolumuzu kendimiz buluruz. Sonuçta elimizde Kur'an-ı Kerim var. Değil mi? Çok kardeşim siz de duymuşsunuzdur bu delili. Elimizde Kur'an-ı Kerim var ve Kur'an-ı Kerim bozulmamış. Bozulmamış bir kitap var elimizde, o zaman bir peygambere ihtiyacımız yok. Bu çok yaygın bir sorudur. Ahmetliler nereye tebliğe giderlerse bu soruyla karşı karşıya kalıyorlar. Deniliyor ki tamam Hristiyanların durumu farklıydı, bundan kitabı bozulmuştu. Bizim ise kitabımız bozulmamış. Bu da aynı kitap. Virgülüne kadar, noktasına kadar aynı elimizde var. Bizim neden bir peygambere ihtiyacımız olsun? Tamam şu anda hatalar yapıyor olabiliriz, hataya düşmüş olabiliriz. Ama kitabın varlığı yeterlidir. Bizim bir daha düze çıkabilmemiz için. Kitabın varlığı bozulmuş olsaydı da belki yeniden bir şeye muhtaç olurduk. Ama öyle bir ihtiyaç doğabilirdi. Ama bu bakmış olduğumuz, bulunduğumuz durumdan artık kitabın bozulmamış olma sebebiyle kendi kendimiz zamanla çıkarız. Ve Allah'ın da bizden, Allah'ın da beklentisi bu yöndedir. Allah da bize zaman verecektir. Bu şekilde yavaş yavaş çabalayarak, öğrenerek, sorarak, hatalarımızı düzelterek bize çıkarız. Bir peygambere yeniden inanmamıza gerek yok. Biz değil mi? Yani bunu hepimiz muhakkak duymuşsunuzdur bu delili. Beyne suresinin ilk ayeti, işte biraz önce okuduğum ayet, bunu tamamen reddediyor. Bu yaklaşımı tamamen reddediyor. Ve bunun yanlış bir delil olduğunu, yanlış bir varsayım olduğunu anlatıyor. Ve bize ne diyor? Bize diyor ki, bir daha hatırlayacak olalım. Ehli kitap ile müştekin. Ehli kitap ile müştekinden hiçbirisi, hiçbir şekilde kendi küfürlerinden ayrılamazlardı. Ta ki o kendilerine beyine gelene kadar. Peki beyine nedir? Yani biraz önce söyledim, anlattım. Yani öyle bir delil ki reddedilemez. Mümkün değil. Onun, kimse ona karşı koyamasın. Bir sonraki ayet o beyinenin ne olduğunu anlatıyor. Resulun minallâhe yatlû sohufan mutahharaf. Yani Allah tarafından gönderilen bir peygamber. Bu beyine denilen şey. Reddedilemez bir delil. Öyle bir delil kimse buna karşı koyamasın. Bu ancak ve ancak Allah tarafından gönderilen bir peygamber olabilir. Eğer bir kavim, bir toplum küfür haline düşmüşse, küfür yapmışsa, onun ondan sonra kendi başına oradan çıkması mümkün değildir. Kendi çabalarıyla. Tek çaresi var. O da nedir? Allah tarafından bir beyine gönderilir. O beyine de ayet bir sonraki ayet diyor ki Allah tarafından gönderilen bir peygamber. Burada bir şey ekleyelim. Ehli kitap ve müşrikin. Ehli kitap ile müşrikin hiçbir zaman küfürlerinden ayrılacak değillerdi. Ta ki onları beyine gelene kadar. Kur'an-ı Kerim'in terminolojisine baktığımız vakit ehli kitap ve müşrikin dediğimiz vakit bütün gayrimüslim dünyası kastedilir. Yani Müslüman olmayan herkes. Ehli kitap ve müşrikin denildiği vakit.
Bu ne demek? Burada şöyle bir incelik var. Onu anlamakta fayda var. Ehli kitap, yani Allah tarafından kitap indirilmiş bir kavim. Müşrikin henüz kitap indirilmemiş. Şirk yapanlar. Şimdi şirk nedir? Tevhidden sapmak. Yani Allah'ın tekliğinden sapmak. Buna bakıldığı vakit şöyle bir ince bir nokta ortaya çıkıyor. Allah tarafından ilham gelmediği sürece tevhidi de elde etmek mümkün değil. Çünkü ehli kitap müşrikin diyor. Ehli kitap olmayan, kitap inmemiş olan muhakkak tevhidden uzaktır diyor. Hiçbir zaman kendi aklıyla, kendi çabalarıyla tevhidi bulamaz. Ha şu olabilir, ehli kitabın arasında müşrikler olabilirler. Ehli kitaptır ama zayıf imana sahiptir. Yani şu mümkündür, ehli kitaptır ama mükemmel, kamil tevhid üzerinde değildir. İçinde azıcık bir şirk vardır. Ama şu mümkün değildir. Ehli kitap değildir ama tevhide bulabilmiştir. Anlatabiliyor muyum bu iki ayrımı? Ehli kitap olup da müşrik olmak mümkündür. Ama müşrik olup da mubahit dediğimiz, yani tevhid, kamil tevhid anlamında kamil tevhidi bulabilmiş birisi mümkün değil. Yani hiç Allah tarafından ilham gelmemiş ama o Allah'ı bulmuş. Allah'ın sıfatı. Çünkü şirk ne demek? Şirkin anlamı Allah'ın sıfatlarını başkasına vermek. Allah'ın sıfatlarını başkasına ortak koşmak. Şimdi Allah'ın sıfatlarını nereden bilebiliriz? Eğer siz beni tanımıyorsanız benim sıfatlarımı tahmin ederek bulabilir misiniz? Mümkün değil. Tek çaresi var, ben anlatayım. Yani siz herhalde böyledir diye bir yere varamazsınız. Bir tek varsayım. Nedir bunun yolu? Benim anlatmam lazım. Benim bu sıfatım var. Ve ondan sonra da bakarsınız, kabul edersiniz, etmezsiniz. Ama bir kere benim tarafından o diyaloğun başlatılmış olması şarttır. Allah'ın sıfatlarını da kim anlatır? Allah anlatır. İlham vasıtasıyla kendi peygamberlerini gönderir. O peygamberlerin hiçbirine inanmayan, o Allah tarafından gelmiş olan vahiyi kabul etmeyen kimse Allah'ın sıfatlarını nereden varsaysın? Örneğin nereden bulsun ki Allah Rahman'dır? Yani nereden bulsun ki Allah Rahim'dir? Tahmin yürütebilir. Muhtemelen Rahim'dir diyebilir. Ama emin olabilir mi? O Rahim olan kendisi ben Rahim'im demedikçe ve bunu göstermedikçe benim varsayımım sadece bir varsayımdır. Bu sebeple hiçbir müşrik, yani ilhamı reddeden, vahiyi reddeden, Allah tarafından gelmiş olan kitapları reddeden kimse Allah'ın sıfatlarının ne olduğu konusunda zerre kadar haberi olmaz. Öyle birisi de şirk yapmak zorunda. Çünkü sıfattan haberin yoksa sıfatı da o zaman zaten sıfattan haber olmamak veya yanlış bilgi sahibi olmak veya doğru bilgi sahibi olup başkasına ortak koşmak. Bütün bunlar şirk. Örneğin ateistler vardır. Ateistler derler ki bu dünya, bu kainat kendiliğinden oluştu. Bir yaratan yok. Kur'an-ı Kerim diyor ki yok, benim bir sıfatım var, Halik sıfatı. Bu kainatı ben yarattım. Ateist ne diyor? Yok, bu kainat kendiliğinden oluştu. Dolayısıyla Allah'ın Halik sıfatına ortak koşuyor. Diyor ki bu kainat kendi kendini yaratabilir. Bu asıl Halik, bu kainattır. Başka bir zata ihtiyacımız yok. Bu da şirktir. Ama ateiste sorsanız, sen müşrik misin? Ben müşrik değilim, ben münkerim, ben inkar ederim. Zaten kabul etmiyorum ki müşrik olayım. Ama İslami açıdan baktığınız vakit o müşriktir. Çünkü yani aslında bu tarafından baktığınız vakit Allah'ın bir sıfatını yanlış anlamıştır. Allah'ın Halik sıfatını, yaratan sıfatını maddenin kendisine atfetmiştir. Madde kendiliğinden kendi kendine yarattı demiştir. Yani, İslami tarafından bakıldığı vakit o da bir müşrik sayılır ateiste. Aynı şekilde ince baktığımız vakit Allah razıktır, rızk veren Allah'tır. Ama bir insan kendi patronunu razık sanabilir. Ona diliyle böyle söylemez ama davranışıyla, ameliyle bunu gösterir. Ne yapar? Onun patronu ondan
yapmaması gereken bir şey istediği zaman, İslamiyet'e ters düşen bir şey istediği zaman, şimdi yapsam mı yapmasam mı ikilem içinde kalır. Ve eninde sonunda sonunda bunu yapmazsam maaşımı alamam diyerekten onun istediğini yapar. Ve bunu yaparak şirk yapmış olur. Çünkü Allah'ın razık sıfatını dedi ki, ha evet Allah da razıktır ama patronum da azıcık razıktır. Ve böylece ortak koşmuş oldu. Yani ikisini razık şeyine koymuş oluyor. Kefeye koymuş oluyor ve temelde şirk budur. Yani şirkin en temel tanımı budur. Dolayısıyla ehli kitap da müşrik olabilir. Bazen. Fakat müşrik hiçbir zaman müvahhid olamaz. Yani Allah'ın kelamından habersiz, Allah'ın sıfatlarından habersiz. Mümkün müdür ki Allah'ın sıfatlarına hiçbir zaman ortak koşmasın? Zaten haberi bile yok ki ortak koşması mümkün olsun. Şimdi bu iki grup var. Ya ehli kitaptır. Ve ehli kitap, Kur'an-ı Kerim'in öyle bir terminolojisi vardır ki ne kadar kötü duruma düşmüş olurlarsa olsun onlar hep ehli kitap derler. Müşrik demez. Halbuki onların arasında çok şirk yapanlar vardır. Hatta ve hatta bariz bir şekilde şirk yapan Hristiyan kavmi üç Allah diyen, çünkü o da Allah'ın sıfatıdır tek olması. Onu da üç kişiye, üç varlığı yakıştıran ve en bariz şirk yapan bir kavme dahi Allah-u Teala müşrik demez. Ehli kitap olarak anar. Bu iki grup kendi çabalarıyla, kendi Peygamber Efendimiz'den önce bu iki grup vardı. Hristiyanlar da vardı, Yahudiler de vardı. Ama amelleri bozulmuştu. Şey olarak esas İncil'in ana mesajından uzaklaşmışlardı. Tevrat'ın asıl mesajından uzaklaşmışlardı. Ana sıkıntı şey değildi zaten. Çok bozulmuş olması değildi. Kitabın çok tamamen bozulmuş olması değildi. Ağır sıkıntı onların kalplerinin çürümüş olmasıydı. Yoksa Kur'an-ı Kerim kendisi de diyor, eğer madem ki inanıyorsun bari onu yap. Onu da yapmıyorsun ki. Yani orada yazılanı bari yap şeklinde. Oradaki asıl sıkıntı onların küfre düşmüş olmaları. Ve Kur'an-ı Kerim bu Beyyine Suresinin ilk ayeti bize ne diyor? Bu küfre ulaşmış olan ehli kitap, bir de küfre ulaşmış olan müşrikler. İkisi kendilerini beyine gelene kadar, yani Peygamber Efendimiz gelene kadar bu küfürlerinden ayrılamazlardı. Bu ne gösteriyor bize? Ne zaman kavimlerde düşüş söz konusu olursa, esas mesajdan uzaklaşma söz konusu olursa, bu uzaklaşma, bu düşüş yavaş yavaş öyle bir noktaya geliyor ki, böyle bir kötü bir noktaya geliyor ki artık o kavim kendi başında oradan çıkamıyor. Çıkamaz hale geliyor. Ve bu bir abartı değildir. Yani bazen çıkar bazen çıkmaz değil. Kur'an-ı Kerim'e göre mümkün değildir. Bir noktaya kadar düştükten sonra oradan çıkması kitaba bağlı değil, peygambere bağlıdır. Yani kitap yetmiyor o durumda. Normal durumlarda bir kitap yetebilir, başka deliller yetebilir. Başka şeyler faydalı olabilir. Ama belli bir yere kadar çökmüş çöktükten sonra, belli bir seviyeden daha da fazla düştükten sonra artık tek çare kalıyor. O da nedir? Allah tarafından gönderilen bir peygamber. Bu niye böyledir? Çünkü insanlar belli bir noktaya, belli bir şeye düştükten sonra artık eski kıssaları, eski hikayeleri, eski mucizeleri kanmıyorlar. Veya yetmiyor o eski hikayeleri, eski mucizeleri. Birçok insan din konusundan sıkılmış oluyor. Birçok insan sözde dindar oluyor ama hayatlarını incelediğimiz vakit zerre kadar dinle, gerçek dinle bir alakası kalmıyor. Niye? Halbuki kendisi kendisine dindar der. Peki niye öyledir? Sebebi de şu ki aslında kalben inanmıyor. Gerçek anlamında Allah'ın sıfatlarına inanmıyor artık. Sözde inanıyor. Diğerler ise sözde bile inanmıyor. Doğrudan reddediyorlar. Ama inananlar dahi evet elhamdülillah Müslümanız diyebiliyor olabilirler. Evet elhamdülillah Hristiyanız diyebiliyor olabilirler. Ama amellerine baktığınız vakit sadece hani Müslümansa işte evlilik töreninde bir boşanma yerinde bilmem nikah kılındığında bir belli başlı resmi şeylerde İslamiyet'in şeylerini kullanıyorlar. Ama onun dışında onun esas emirlerine
tamamen uzaktırlar. Niye öyledir? Çünkü esas emirler fedakarlık ister. Esas emirler hayatta bir değişiklik ister. Öyle değişiklik ki birçok şey kaybetmek zorunda kalıyorsunuz bu değişiklik yüzünden. Ve o değişikliği hazır değiller. Çünkü sonuçta insan temelde mantıklı bir yaratıktır. Bir şey verecek, bir şey alacak. Vereceği şey belli, alacağı şey belli değil. Canımı vereceğim, zamanımı vereceğim, çocuklarımı feda edeceğim, ailemi feda edeceğim, hayatımı bir şey için feda edeceğim. Ne alacağım bunun karşısında? Belli değil, soru işareti. Dolayısıyla insan kendisinde bu büyük fedakarlık yapma gücünü bulamıyor. Ve bu insan, aslında bu ne demek? Bu insan ve Allah arasındaki ilişkinin bozulmuş olması demek. O yakınlığın yok olmuş olması. Bakın Hazreti İbrahim Allah tarafından bir emir geliyor ki kendi oğlunu feda et. Hiçbir şekilde Allah'ım emin misin bu sonuçta oğlumdur, başka bir şey, başka fedakarlık yapalım demeden, senin emrin buysa bunu yapacağım. Oğlu da öyle bir zat ki o da babam emin misin belki de başka bir şey isteniyor diye bir sordu. Eğer Rabbin bunu istemişse ben de buna hazırım. Zerre kadar tereddüt yok. Şimdi bu ne istiyor? Bu önemli, bu seviyedeki fedakarlık gerçek ilişki istiyor. Sahte veya kitaptaki veya laftaki veya bir yerde pasaportta yazılmış olan ilişki, bu seviyedeki fedakarlık yetmez. Ve bu seviyedeki fedakarlığı insanlarda bir daha canlandırmak için bu gibi örnekler verebilen, bizzat gösterebilen bir zata ihtiyaç oluyor insan. O da bir peygamberin zatıdır. O bir daha dünyaya gelerek insanlara bu numunelere, bu örneklere, bu fedakarlıklara kendi zatını da göstererek insanlar ve Allah arasındaki o sönmüş olan ilişkiyi bir daha canlandırıyor. Kendi örneğiyle. Bizzat verdiği örneklerle. Ben falanca kitapta okudum demiyor. Bizzat benimle konuştu diyor. Şimdi bu çok farklı bir şeydir. Bakın birisi size Londra hakkında anlatır. Anlatır da anlatır. Londra böyledir. Ben okudum. Ansiklopedide okudum. Londra böyle bir şehirdir. Çok fazla ilginizi çekmez. Çünkü dersiniz ki ya bu da ansiklopedide okumuş. Ben de ansiklopedide okurum. Bunun benim ne farkı var? Ama birisi gelir ve der ki ben gittim oraya. Orada da gezdim. O sokaklara gezdim. Sabahtan akşama kadar buraya gittim. Şu müzeye gittim. Şu binanın içine girdim çıktım. Ve çok başka bir heyecanla anlatır. Ve onu siz de farklı bir heyecanla dinlersiniz. Onu o ansiklopediden anlatan kişi aynı keseye koymazsınız. Niye? Çünkü adamın yüzündeki ifadesinden, anlatmaktaki heyecanından ve dürüst birisi ise yalan söylemenin bir gereği de yoksa onun sizde yarattığı heyecan bambaşka olacaktır. Aynı şekilde Allah benimle konuşuyor diyen hep halkın ilgisini çeker. Çünkü o bambaşka bir açıdan yaklaşıyor olayı. Ben Kur'an-ı Kerim'de okudum, muhtemelen böyledir deyince çok ilginizi çekmiyor. Yani ben de okurum o zaman. Senin benimle ne farkı var diye düşünüyoruz. Bu sebepten dolayı bir peygamber bakın hiçbir zaman Allah olmalı demez. Allah vardır der. Seninle konuştum. Hiçbir zaman ben çok araştırdım, çok bilimsel verimli şeylere girdim. Bütün araştırmalarım gösteriyor ki Allah olmalı demez. Böyle dese kimse ona bakmaz bile. Çünkü böyle diyen çok var. Bütün yaşadığımız günde bütün din alimleri böyle konuşuyorlar der. Ama bir kişi çıkıyor ve diyor ki öyle değil. Benimle konuştu. Bunu dedi. O kelimeleri tekrar ediyor. Bu birdenbire ilgimizi çekiyor. O kişinin hayatını incelemek istiyor. Bu nasıl birisi? Ne yaptı da böyle bunu elde etti? Dolayısıyla bu ayetin bize anlatmak istediği şey şu. Eğer insan ve Allah arasındaki o sevgi ilişkisinin kıvılcımı, ateşi sönerse, söndükten sonra o hiçbir zaman kendiliğinden alevlenmez. Onu alevlendirmek için muhakkak gerçek ilişkisi olan birisinin bir daha gelmesi lazım. Bir daha gelip o ateşi, bir daha gelip o sevgiyi, o aşkı göstererek
insanları heyecanlandırması lazım. Kitap bunun için yetmiyor. Kitap var, kapıda duruyor, mükemmeldir. Ama görüyorsunuz milyarlarca insanın kalbinde o heyecan yaratmıyor. Rafta duruyor. Halbuki mükemmel, eksiği yok. Virgül ne kadar, noktası ne kadar eksik söylüyor. White diyor ki, bir kere küfre o kadar bulaştıktan sonra, o ilişki tamamen kaybolduktan sonra, o şey tamamen söndükten sonra o ateş, artık bir tek çare var. O da beyyenedir. Beyyene neydi? O kadar bariz bir delil ortaya çıkacak ki, o kadar edilemez bir delil ortaya çıkacak ki, insanlar durup bir daha değerlendirmek zorunda kalacaklar. Artık o falanca ayeti bu yazıyor, falanca ayeti İncil'de böyle yazıyor. Bunlar yetmemeye başlıyor. Siz bir şey diyorsunuz, karşıları başka bir şey söylüyor. O tartışma uzayıp gidiyor. Hiçbir zaman bir noktaya varamıyor. Ama birisi kalkıp, bırakın şu ayetleri bir tarafa. Benimle konuştum. Dediği anda olayın rengi değişiyor. Tartışmanın yönü değişiyor. Örnek verecek olursam, biz mesela Hristiyanlar diyorlar ki, bakın sizin Kur'an'ınız kendisi diyor. Hani biraz önce okudum ayet. Ki İncil'den, İncil ehli Allah'ın onunla indirdiğiyle hükmetsin. Bakın diyor, kendi Kur'an'ı kim kendisi diyor. Biz ne diyoruz? Biz başka bir ayet gösteriyoruz. Biz Araf suresinin 159. ayetini gösteriyoruz. Ve o ayet diyor ki, ey Muhammed, de ki, ey insanlar, gerçekten ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın elçisiyim. Yani ben sadece Müslümanlar için elçi değilim, Hristiyanlar için de elçiyim, Yahudiler için de elçiyim. Dolayısıyla bana inanmak zorundasınız. Biz bunu gösteriyoruz. Hristiyanlar diyorlar ki, bu ayette nas kelimesi kullanılmış. Kul ya eyyuhun nas. Yani ey insanlar. Ama onlar diyorlar ki nas kelimesi daha çok Mekkeliler için kullanılır. Şimdi bu yanlıştır. Ama yani tartışmanın sonu yok ki. Birisi bir şey atıyor ortaya. Diyorlar ki bakın siz ve bunun arkasında ki sebep bazı, maalesef bazı Müslüman müfessirlerin dahi nas kelimesini bu şekilde çevirmiş olmaları. Ey Mekkeliler şeklinde çevirmiş. Ona diyorlar ki bakın bu nas kelimesi Mekkeliler demek. Ve kastedilen şudur ki ey Mekkeliler ben sizin için bir elçiyim. Ben bütün dünya için bir elçi değilim ki. Onlar sonra başka bir ayet gösteriyoruz. En'am suresinde 91. ayet var. Peygamber Efendimiz diyor ki, bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. Peygamber Efendimiz oradaki insanlara diyor. Bu Kur'an bütün alemler için bir uyarıdır. Alemin kelimesi var orada. Diyor ki bakın alemin kelimesi var. Siz de alemlerden birisi değil misiniz? Bütün alemler için bir uyarıdır. Onlar diyorlar ki ya bu alemin kelimesi sizin Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Meryem hakkında da kullanılmış, Yahudiler hakkında kullanılmış ki Yahudiler bütün alemlerin en yücesiydi. Oraya gelince diyorsunuz ki yok o alemden kastedilen o dönemin alemi. Belki de bu da o dönemin alemiydi sadece. Yani demek istediğim şey şu, bu tartışmalar her ne kadar yanlış olsa da üzerine gidilse, böyle uzun uzun tartışılsa muhakkak bir noktaya varacak. Zaten var olması mümkün değil. Ama iş uzuyor. Ve zaten adam Hristiyan, zaten adam Yahudi, zaten adam Hindu. Bir iki tane tartışıyor sonra konuyu kapatıyor. Detaylara girmek istemiyor. Ve kendi dini neyse, kendi bu sapmış olduğu şey neyse, o onda devam etmek istiyor. Bir de şunu da görüyor. Ben böyleyim, bu benden farklı değil ki diyor. Bu da aynı şekilde hayal mayal bir şeye inanıyor. Ben de hayal mayal bir şeye inanıyorum. Ben bari kendi hayal mayal inandığım şeye inanmaya devam edeyim. Bu sebepten dolayı insanlar ne zaman, kavimler ne zaman küfürü bu kadar bulaşsalar, bu kadar düşseler, Kur'an-ı Kerim'in şeyine göre, ayetine göre artık kendi başlarında oradan çıkmaları mümkün kalmıyor. Biraz sonra onun başka bir delilini de verecek. Onu da konuşacağız. Kur'an-ı Kerim'e göre bu duruma düşmüş olan kavimlerin tek bir çaresi var. Artık delil, melil, bu delil, o delil, İncil'de şu yazıyor, orada bu yazıyor. Bunları bir tarafa bırakıp beyyene gerekiyor. Artık konuyu bitiren, bırakın şu şeyleri, benimle konuştu diyebilen insan gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu çok önemli bir noktadır. Beyyene suresinin can damarı, beyyene kelimesinin kendisidir.
Öyle bir delil ki, sıradan bir delil değil. İnkar edilemeyecek kadar bariz ve ortada bir delil. Ha, ona da inkar etmesinler mi? Edebilirler. Fakat orada artık onu inkar etmeleri onların küfrün ispatı olacaktır. Nasıl ki güneşe inkar eden güneşe bir şey yapamıyor ama kendi körlüğünü ispatlamış olur şeklinde. Şimdi bir konu daha var burada. O da bizim için çok önemli. Bu birinci konuyu burada bitiriyorum. Yani nedir o birinci konu? Bir kavim, bir din, bir din mensupları eğer onların bozulmaları, küfre sapmaları belli bir seviyeyi aştıktan sonra, belli bir noktayı aştıktan sonra kendi çabalarıyla, kendi şeyleriyle o durumdan çıkmaları imkansız hale geliyor. Ve bir tek çare kalıyor beyine. Bizim bu çağımızda da bizim için de bu çok önemli bir delildir. Bu çağ öyle bir çağ ki herkes, insanlar ve Allah arasındaki esas heyecan veren ilişki yok olmuş. Esas o kıvılcım dediğimiz şey yok olmuş. O yok olduktan sonra, öldükten sonra, bakın Kur'an-ı Kerim'de der ki, bada muadeha. Biz bunu bir daha canlandırdık, öldükten sonra. Yani bu ölümdür. Nasıl ki bir ölü kendi, bir ölü varsa burada, bir ceset varsa, onun başında belki biraz sonra kalkar. Demek ne kadar abes ise, çünkü ölü, yani ölünün başında bekleyip, ben çok beklersem belki bir gün uyanır. Kur'an-ı Kerim bunu böyle yaklaşıyor. Çünkü bu artık ceset. Sizin dininiz şu anda bir ceset. Bunun başında beklememiz manası yok. Bunu canlandıran beyinedir artık. Bu cesedin içinde bir daha hayat koyabilen, bir daha bunu can verebilen ancak ve ancak beyine olur. Dışarıdan bir şey gelmesi lazım. Kendi çabalarıyla bir gün inşallah kalkar demek ne kadar manasızsa, sizin de bizim peygambere ihtiyacımız yok, biz kendimiz çözeriz demeniz o kadar abestir. Bu birinci şey. İkinci konu, ki o da bunun kadar önemlidir. O da şudur ki, küfür, yani peygamberin inkarı insana kafir yapmaz. Bize çok derler, bakın siz diyorsunuz ki mesela Gülah Mehmet'e inanmıyoruz, dolayısıyla kafir olduk. Kur'an-ı Kerim başka bir şey anlatıyor. Kur'an-ı Kerim bize diyor ki, hiç kimsenin inkarı onunla kimse kafir yapmaz. Ne diyor? Bir ayeti bir daha hatırlayalım. Beyyene gelene kadar onlar zaten küfüre saplanmışlardı. Ne diyor? لَمْ يَكُنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ. Yani o küfür eden ehli kitap ile müşrik bu küfürden ayrılamazlardı. Ta beyyene kendilerine gelene kadar. Yani beyyene kafir yapmaz. Kafir oldukları için beyyene gelir. Burada çok ince bir fark var. Yani bir peygamber geldi, herkes kafir oldu. Keşke gelmeseydi. Öyle değil. Herkes küfür durumuna düştüğü için beyyene gönderilir. Hangisi önce, hangisi sonra meselesi. Çünkü burada böyle bir şey var. Eğer birisinin gelişiyle bütün dünya Allah gözünde kafir durumuna düşüyorsa o zaman kötü oldu. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki böyle değil. Siz zaten kötü bir durumun, bir ceset hale gelmiştiniz. Zaten bir ilişkiniz kalmamıştı. Küfür budur zaten. Küfür başka bir şey değil. Küfür Allah ve insan arasında bir ilişkin kalmamış olması. Allah'ı tanıyamaz hale gelmesi insanın. Küfür demek güneşi görmek ve bir şey görmüyorum demek. Küfür demek önünde güneşi bulup ben bir güneş görmüyorum demek. Bu küfürdür. Bu zaten bir hastalıktır. Şimdi diyebilir miyiz ki bak güneş bunu kör hale getirdi. Hayır, güneş onun körlüğünü ortaya çıkardı. Hazır Müslüman olduğunu bir yazısını okumak istiyorum. Şimdi bu en son söylediğim şey, yani küfrün önce oluştu. Peygamberin ise sonradan geldi. Peygamberin gelişiyle veya gelmesiyle kafir olduğu düşüncesi yanlıştır. Asıl Kur'an-ı Kerim'e göre küfür önce oluştu. Peygamber sonradan gelir. Şimdi bununla ilgili Hazreti Müslüman Özel'in bir bu tefsirinden çevirdiği belki bir 5 dakika 10 dakika alabilir. Bunu bir okumak istiyorum. Bunun kendi kelimeleriyle. Bu ayette beyan edilen ve yaşadığımız
çağda son derece faydalı ve tartışmalarda işimize yarayabilecek şey, küfür, küfrün önce oluştuğu ve peygamberin ise sonradan geldiğidir. Bu o kadar ortadadır ki, ayet hakkında azıcık düşününce bile insan bu neticeye emek olarak görebilir. Yani peygamberin sonradan geldiği ve küfrün önceden oluştuğu hakikat. Allah-u Teala şöyle buyuruyor, لَمْ يَقُنُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنَا لِلْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ مُنْفَك۪ينَ حَتَّى تَعْت۪يهُمُ الْبَيَّنَا. Yani küfür edenler, ister ehli kitap olmuş olsunlar, ister müşriklerden, kendilerine beyine gelene kadar küfürlerinden ayrılamazlardı. Yani küfür daha önce başlamıştı. Beyinin gelmesiyle değil. Ayetteki min kelimesi istisnasız tüm ehli kitapta müşrikleri kapsadığı için tercümede ister daha uygun oluyor. Yani ister müşrik olsunlar, ister ehli kitap. Gelene kadar bir cümlede kullanıldığı zaman bu terimden önce beyan edilen şeyin zaman olarak ondan önce vuku bulduğu kastedilir. Örneğin, o benim mesajımı alana kadar evinden çıkmadı denilirse, bundan çıkan netice, mesaj almadan önce bahsedilen kişinin kesinlikle evde olduğu şeklinde olacaktır. Benim mesajımı alana kadar evinden çıkmadı dersek, aynı şekilde lam yakun ile hatta kelimeleri bu cümlede kullanıldıkları vakit, kastedilen şudur ki, lam yakun kısmında bahsedilen şey, hatta kısmından önce vuku bulmuştur. Bu gösteriyor ki beyine kendilerine gelmeden önce o insanlar zaten kafir olmuşlardı. Beyine yani peygamber onlara kafir hale getirmedi. Tam tersine onlar beyine gelmeden önce kafir idiler. Sözün özü küfür önce oluşur, peygamber ise sonra gelir. Peygamber kafir yapan bir özelliğe sahip birisi değildir. Aksine küfür denilen hakikati ortaya çıkartan bir zattır. İnsanlar dünyaya bir peygamber geldiğinde ona inkar ettikleri için kafir olmazlar. Onlar daha önceden kafir olurlar. Ve peygamberlerin gelişi sadece bunu ortaya koyar. Dolayısıyla peygamberi reddetmek insana kafir yapar demek tamamen yanlıştır. Bu biraz ihtiyatsızca söylenen bir söz olur. Ve dillerde öyle şekillendiği için biz de bazen öyle kullanırız. Vaad edilen Mesih Aleyhisselam'da genel kullanım şeklinde riayet göstererek böyle kullanmıştır. Ama gerçek anlamda ne bizim ne de vaad edilen Mesih'in kastettiği bir peygamberin gelmesiyle insanları kafir hale düşürdüğüdür. Aksine hem bizim hem vaad edilen Mesih'in böyle cümlelerden kastettiği sadece şudur ki peygamber küfre bulaşmış olan insanların küfrünü ortaya koyar. Her ne kadar normal kullanıma riayet gösterdiğimizde peygamberi reddeden kafir olur desek dahi hakikat şudur ki hiçbir peygamber insanlara kafir hale getirmez ve ne de onu reddettikleri için insanlar kafir olurlar. Gerçek şudur ki peygamberleri tanımayınca onların içindeki küfür ortaya çıkmış olur. Ve o kadar. Peygamberi tanımayınca güneşi koyuyorsunuz, güneşi tanımıyor. Onu tanımayınca onun körlüğü ortaya çıkmış olur. Ve o kadar. Bunun misali hayatında hiç karpuz görmemiş birisinin ben karpuz yedim demesi gibidir. Şimdi yalan söylediği her ne kadar ortada olsa bile bu ancak önüne bir karpuz koyup söyle bakalım bu nedir deyince ispatlanmış olacaktır. Önüne bir karpuz koyup ne olduğunu sorunca eğer bilmiyorum diyorsa daha önce ben karpuz yedim demesinin ne bir yalan olduğu ortaya çıkacaktır. Ama yalanı ortaya çıkınca görenler hiçbir zaman bu adamın karpuz yüzünden yalancı oldu demeyeceklerdir. Ve gerçekten de karpuzun onun içindeki yalan söyleme alışkanlığı ile hiçbir alakası yoktur. Sadece o alışkanlığı ortaya çıkartmıştır. O zaten önceden yalancıydı. Aynı şekilde insanlar biz Musa'ya inanırız, biz İsa'ya inanırız derler. Ve bunu söylerken kastettikleri geçmişte Musa ve İsa adlı iki adamın yaşamış olduğunu inanırız değildir. Bunu zaten herkes bilir. Ve onların geçmişte yaşamış birer adam olduğu ortadadır. Gerçek şudur ki insanların biz Musa'ya inanırız veya biz İsa'ya inanırız demeleri onların geçmişte yaşamış birer insan olduğunu inanırız şeklinde değildir. Aksine kastettikleri biz Musa ve İsa'nın birer peygamber olduklarını fark ettik. İsa'nın peygamberliğini tanıdık.
Musa'nın peygamberliğini tanıdık. Ve bunu demekle bir peygamberi tanımanın ve sahtesinden ayırt etmenin kabiliyeti bizde vardır demiş olurlar. Biz İsa'ya inanırız, biz Musa'ya inanırız demekle aslında neyi kastetmiş, neyi söylemiş olurlar? Bir peygamberi tanımanın ve sahtesinden ayırt etmenin kabiliyeti bizde vardır demiş olurlar. Hal böyleyken gerçekten bir peygamberi tanıma ve sahtesinden ayırt etme özelliği birinde varsa, yeni bir gerçek peygamber dünyaya geldiğinde o muhakkak onu hemen tanıyacaktır. Çünkü bir cinsin bir örneğini tanıyabilen kimse aynı cinsin diğer örneğini de hemen tanır. Mangonun nasıl bir meyve olduğunu ve neye benzediğini bilen birisinin önüne bir mango koyduğunuz anda bu bir mangodur, diyecektir. Ve aynı şekilde karpuzu görmüş ve tanımış birisi de önüne bir karpuz konulduğunda zorluk çekmeyecektir. Hemen bu bir karpuzdur diyecektir. Aynı şekilde peygamberliğin özünü tanımış birisi hiçbir peygamberi tanımakta zorluk çekmeyecektir. Nuh Aleyhisselam geldiğinde o hemen ben bunu tanıdım, bu Allah'ın hak peygamberidir diyecektir. İbrahim Aleyhisselam geldiğinde ben bunu da tanıdım, bu Allah'ın hak peygamberidir diyecektir. Musa geldiğinde o yine ben bunu tanıdım, bu Allah'ın hak peygamberidir diyecektir. Ve İsa geldiğinde de ben bunu tanıdım, bu Allah'ın hak peygamberidir diyecektir. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde de ben bunu tanıdım, bu Allah'ın hak peygamberidir diyecektir. Ama eğer gerçek manada Nuh veya İbrahim veya Musa veya İsa ve Muhammed'i tanıyamamışsa ve onların peygamberliklerine teşhis edememişse ve peygamberleri tanımış olma iddiası sadece bir yalan ise, dili her ne kadar ben Nuh'u inanırım, İbrahim'e inanırım, Musa'ya inanırım, İsa'ya inanırım dese bile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğin cübbesine giyip önüne çıktığı zaman sen bir yalancısın diyecektir. Ve ben Nuh'u, İbrahim'i, Musa'ya inanırım, İsa'ya da inanırım dese bile aynı cübbeyi Peygamber Efendimiz'in üstünde görünce eğer olmasaydı Nuh'un giydiği cübbeyi, İbrahim'in giydiği cübbeyi, Musa'nın giydiği cübbeyi ve İsa'nın giydiği cübbeyi Peygamber Efendimiz'in üstünde görünce nasıl teşhis etmek ve fark etmekten mahrum kalabilirdi? Teşhis etmekten mahrum kalması aslında önceden peygamberlik denilen hakikatten tamamen habersiz olduğunun bir ispatıdır. Ve ısrarla ben Nuh'u inanırım, İbrahim'e inanırım, Musa ve İsa'ya inanırım demesi sadece ve sadece bir kandırmacadır. Sebebi de şudur ki aynen onlar gibi bir peygamberlik önüne geldiği zaman tanıyamadı. Ve bu gösteriyor ki o aslında Musa'ya da tanıyamamıştır. İsa'ya da ve nitekim herhangi başka bir peygamberidir. Sözün özü bu ayet bize gösteriyor ki dünyaya bir peygamber geldiğinde insanlara kafir hale getirmez. Sadece onların küfrünü ortaya çıkartır. Ve onlar zaten çoktan kafir olmuş olurlar. Bu hakikati anladıktan sonra falanca peygamberin inkarı yapmak tartışması ne kadar manasızlaşıyor. Dediğim gibi küfür peygamber geldikten sonra ortaya çıkan bir şey değildir. Zaten önceden insanların içinde oluşmuş olan bir şeydir. Küfür Nuh'un inkarı demek değildir. İbrahim'in inkarı demek değildir. Musa'nın inkarı demek değildir. İsa'nın inkarı demek değildir. Küfür peygamberliği teşhis edememektir. Yani fark edememek ki bu peygamberdir. Bizim Musa'nın veya İsa'nın veya başka bir peygamberin inkarı küfür dönememiz sadece lafın gelişidir. Çünkü sonuçta Musa Aleyhisselam bir peygamber idi ve onun inkarı küfürle eşdeğerdir. İşte bu yüzden Musa'nın inkarı küfürdür. Yoksa Musa adlı bir adamın inkarı küfür değildir. Nitekim İsa veya Muhammed adlı insanların inkarı da küfür değildir. Aksine Musa peygamberliğini teşhis edememek, İsa'nın peygamberliğini teşhis edememek ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğine teşhis edememek küfürdür. Ve bu da şu anlamda değildir ki bunların birisine inkar eden sadece o inkar ettiği birini tanıyamamıştır. Aksine şu manadadır ki bunu inkar ederek aslında tüm peygamberlere inkar etmiştir.
bir peygamberi dahi tanıyabilme, bir peygamberi dahi tanıyabilme kabiliyetine sahip birisi nasıl olur ki aynı cübbeye giyen başka peygamberi tanımasın ve ona kafir desin? Peygamberliğin, peygamberliği tanıyabilen, önünde aynı özellikleri sahip kim gelirse hemen tanıyacaktır. Ama peygamberliğin ne olduğunu bilmeyen, önüne gerçek bir peygamber geldiğinde ona iman edeceğine kafir ve dinsiz diyecektir. Ve böylece aslında kendi iç durumunu ifşa etmiş olacaktır. Eski peygamberlere iman etmiş olduğuna dair iddiasını kendisi çürütmüş olacaktır. Musa aleyhisselam ve İsa aleyhisselamı tanıdığını söyleyen, onların giymiş olduğu cübbeyi Peygamber Efendimizin üstünde görünce ona kafir demeye başlıyorsa, bu aslında Musa ve İsa aleyhisselamın da tanımadığının ispatıdır. Peygamber Efendimiz geldiğinde Hristiyanlar diyorlardı ki biz İsa'ya inanıyoruz. Yahudiler diyorlardı ki biz Musa'ya inanıyoruz. Ama Peygamber Efendimiz'i görünce yalancı dediler. Bunlar aslında onların kafir olduğu bundan ortaya çıkıyor. Onlar kendi peygamberlerine de o anda Musa aleyhisselam gelmiş olsaydı onu da reddedeceklerdi. O anda İsa aleyhisselam gelmiş olsaydı onu da reddedeceklerdi. Anlatabiliyor muyum? Buradaki olay bir peygamberliği tanıyamamak meselesi. Peygamber Efendimiz geldiği zaman orada kendisi haşa geri çekilirse peki sizin peygamberinizi getirelim deseydi ve gerçekten Allah-u Teala Hazreti İsa bir daha gönderseydi oradaki Hristiyanlar onu reddedeceklerdi. Ve gerçekten Hazreti Musa o anda gelseydi oradaki Yahudiler Hazreti Musa'ya da reddedeceklerdi. Çünkü peygamberliğin özü aynıdır. Aynı şeyler söylerler, aynı mucizeler gösterirler, aynı deliller getirirler. Aynı şeyi görüp birine tanıp birine tanımamak mümkün değil. Velhasıl ne herhangi bir peygamberin inkarı küfürdür ne de Ahmet ve Mehmet'in. Bu ayetin anlamını kavradıktan sonra küfür ve İslam konularında tartışılacak bir şey kalmıyor. Çünkü bu ayete göre küfür önce oluşur, peygamber ise ardından gelir. Aynı şekilde Mirza Tahir, yani badedilenmesi, milyonlarca insanı kafir yaptı diye kışkırtanlar, Kur'an-ı Kerim'in öğretisinden uzak olduklarını gösterirler. Ve kendi cehaletlerini ortaya koymuş olurlar. Kur'an-ı Kerim, peygamber gelene kadar hem ehli kitap hem müşrikler kendi küfürlerinden ayrılamazlardı diyor. Yani küfür önce, onlarda körlük oluşmuş. Güneş sadece o körlüğü ispatladı. Ve o anda kim gelseydi, kendi peygamberi dahi gelseydi, onu da reddedeceklerdi. Bu önemli bir konu. Bunu bilmek ve günümüzde de aynı şekilde var. Bunu burada bir konu daha var. Onu da hemen şey yapalım. Peki beyine gelene kadar bunlar küfürlerinden ayrılamazlardı. Peki beyine geldikten sonra ayrıldılar mı? Sorulabilir. Yani bu şekilde sorulabilir. Bunu da huzur devam ediyor cevabını. Yani beyine gelene kadar hadi ayrılamazlardı ama beyine geldikten sonra ne oldu? Onu da okuyayım. Burada başka bir soru gündeme geliyor. Ve onun da cevaplanması şarttır. Ayet, ehli kitap ile müşrikler kendilerini beyine gelene kadar küfürlerinden ayrılamazlardı diyor. Denilebilir ki peki beyine geldikten sonra ehli kitap ve müşrikler küfürlerini bıraktılar mı? Kur'an-ı Kerim'in gelişiyle ehli kitap ve müşriklerden müşrikler kurtuldular mı? Bunun cevabı ayetin yapısında gizlidir. Ayetin yapısı öyledir ki tüm ehli kitabı, tüm müşriklerin küfürlerinden kurtulacaklarına iddia etmiyor zaten. Ayet başka bir şey söylüyor. Ayet diyor ki beyine, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelene kadar ehli kitap ve müşriklerden bir kişi dahi mümin hale gelemezdi. Kendi çabalarıyla. Bir kişi dahi gelemezdi. Ayetin kastettiği hepsi gelir, sonradan hepsi gelir değil. Ayetin kastettiği o beyine veya Peygamber Efendimiz gelene kadar ondan bir kişi dahi Allah'a yakın, nasıl bir ceset, demin örneğini verdim. O yüzlerce, binlerce ceset vardı ortalıkta. Ayet diyor ki bu binlerce cesetten bir tanesi bile kendi çabalarıyla canlanamaz. Ama beyine geldikten sonra aralarında canlananlar olacaktır. Ayetin asıl kastettiği bu. Şey değil, hepsi canlanacaklar şeklinde değil. Ama asıl kastettiği buradaki milyonlarca ceset, yani ruhani ceset, fiziksel olarak hayatta ama ruhani olarak Allah ile ilişkisi kopmuş. Bu ruhani cesetlerin hiçbirisi dahi, tek bir tanesi dahi beyine gelmeden kendi başına canlanamaz. Ayetin kastettiği bu.
Yani ayet, Peygamber Efendimiz gelene kadar ehli kitab ve müşriklerin %100'ü Müslüman olamazdı demiyor. Aksine ayet, Peygamber Efendimiz gelmeseydi onların %1'i dahi küfründen ayrılamazdı. Doğruyu bulamazdı. Dolayısıyla ısrarla ama Peygamber Efendimiz'e inanmayan Yahudiler hala vardır, Hristiyanlar hala vardır, müşrikler hala vardır demek, aynen Mevlevi Senaullah Bey'in neden sahip geldi de ne oldu? Hristiyanlar hala var, Yahudiler hala var, Hindular hala var, Sihler hala var ve gayri Ahmediler de hala var demesi gibidir. Bir peygamberin gelişi tüm insanların ona inanması ve geride bir kişinin dahi kalmaması anlamına gelmez. Aksine bir peygamberin gelişi sadece şu anlamdadır ki onun gelmesiyle ilahi yakınlık elde etmenin bir kapısı açılmış olur. Ve insanlar için şeytanın pençesinden kurtulmak için ve Allah'ın rızasını elde etmek için bir fırsat çıkar. Bundan sonra ister ona bir kişi inansın ister on, hala binlerce inanmayanlar var diye gelmesi hiçbir işe yaramadı denemez. Dediğim gibi bir peygamberin gelmesi Allah'a yeniden yaklaşmak için bir kapı açılmış olur. Ve eğer o gelip bu kapıyı açmaz ise diğer insanlardan bir tanesi dahi Allah'ın hakiki yakınlığını ve rızasını elde edemez. İkinci cevap şudur ki ilahi cemaatleri her ne kadar insanlar %100'ü kabul etmese de Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem açmış olduğu bu yeni kapı öyle işe yaradı ki hem ehli kitap hem müşriklerden milyonlarca insan bu kapıdan geçerek küfürlerinden ayrıldılar. Ehli kitabı ele alacak olursak Mısır'ın hemen hemen hepsi Müslüman oldu o dönemde. Filistin hemen hemen hepsi Müslüman oldu. Suriye hemen hemen hepsi Müslüman oldu. Arabistan'ın Hristiyanların neredeyse hepsi Müslüman oldu. Mecusiler de ehli kitaptır. Ve onların hemen hemen hepsi Müslüman oldular. Yaklaşık %90'dan fazla. Hindistan ve Çin ehli kitaplarından milyonlarca insan Müslüman oldu. Şu anda Hindistan'da yaklaşık 100 milyon Müslüman vardır. Bundan %10'u dışarıdan gelmiş olsa da yaklaşık 90 milyon ehli kitap bu ülkede Müslüman oldu demektir. Aynı şekilde Çin'de de yaklaşık 80 milyon Müslüman vardır. Ve bunların arasında taş çatlasa 1 milyon Arabistan veya başka ülkelerden oraya gitmiştir. Sözün özü ehli kitaplar 100 milyonlar var. Hatırı sayılı bir miktar. Peygamber Efendimiz'i kabul ettiler ve küfürlerinden arındılar. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişi ne işe yaradı demek, tarihi açıdan incelendiğinde son derece boş bir itirazdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir değil, iki değil, milyonlarca insan için ilahi yakınlık sağlayan bu kapıyı açmıştır. Ve milyonlarca ehli kitap bu saadeti elde etmiştir. Şimdi ikinci ayette, Resulun minallâhe yatılı sohufen mutahhira. Yani kendileri beyyenenin ne olduğunu hareketi kendisi açıklıyor. Onları beyyene gelene kadar küfürlerinden ayrılmazlardı dedikten sonra beyyenenin ne olduğunu ikinci ayet anlatıyor. Diyor ki Resulun minallâh. Kimdir bu beyyene? Bir kere beyyene demiyor. El beyyene diyor. El beyyene demek beyyenelerin de en iyisi. Yani bütün açık delillerin, bariz delillerin en mükemmel olanı. Şimdi Kur'an-ı Kerim de bir delildir. Kitap da bir delildir. Ama peygamber de bir delildir. Ve peygamber her zaman şeyden daha üstündür. Çünkü canlı bir şey örnek olarak Allah ile ilişkisini kurmuş ve gösterebilen, dua mucizesini gösterebilen, getirin bana dualarınızı, benim dualarım kabul olur diyebilen bir zat olduğu için hiçbir zaman rafta duran bir kitapla aynı şeyde değildir, seviyede değildir. Bu tartışılamaz. Kitap mı daha bariz bir şeydir, yoksa peygamberin zatı mı daha net bir şekilde beyinedir? Tabii ki peygamberin zatı daha nettir. Ve Kur'an-ı Kerim'in ayrıca da beyinediyor. Bütün bariz delillerin en iyisi gelene kadar. O da sonra kendisi diyor, Resulun minallah. Allah tarafından gönderilen peygamber demektir bu. Nasıl bir peygamber? Ki o geldikten sonra insanları da pak ve temiz ayetleri okusun. Yani Kur'an-ı Kerim Allah tarafından gelmiş olan vahiyi onlara aktarsın.
Ama kendi varlığı ile, sadece bir kitap şeklinde değil. Burada bir kelime var, mutahhira. Resulun minellahi yatlu sohufun mutahhira. Allah tarafından gönderilmiş olan bir Resul ki mutahhir sahifeleri okuyor. Tahir kelimesinin ne anlama geldiğini biliyorsunuz belki. Tahir demek pak ve temiz demek. Mutahhir daha farklı. Mutahhir demek başkası tarafından temizlenmiş. İkisi arasında fark var. İnsan kendi vücudundan da bunu görebiliyoruz. İnsan kendi vücudun bile her tarafına ulaşamıyor. Banyoda kendisini yıkadığı vakit. Kendi kendine temizlemeye kalkıştığı vakit dahi mükemmel bir temizlik elde edemiyor olabilir. Mutahhir demek başkası Allah tarafından temizlenmiş. Tahir demek kendi çabalarıyla yapabildiği kadar temizlenmiş. Mutahhir ise Allah tarafından temizlenmiş. Dolayısıyla hiçbir kirliliği veya eksikliği veya pisliği kalmamış. Böyle bir şey mümkün olmadığı bir durum. Bu mutahhir kelimesi başka bir yerde de kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'in kendisiyle ilgili la yumassihu illel mutahhirun ayeti var. Yani bu Kur'an'ın derin manalarını Allah tarafından özellikle temizlenmiş olan insanlar dışında kimse ulaşamaz. Yani bu çok enteresan bir iddiadır. Kur'an-ı Kerim kalp farklılığıyla korunmuş. Yani kalbi pis olan onu ele alıyor ve diyor ki bu ne biçim kitap diyor. Ben buna bir şey anlayamadım diyor. Burada alakasız birbirinden şey olmayan şeyler yazıyor diyor. Ama bir peygamber geliyor veya bir Allah'a yakın birisi. O aynı ayetleri öyle bir şey tefsir ediyor ki hayretler içinde kalıyorsunuz. Ben bunu nasıl göremedim diyorsunuz. O öyle bir yerden yaklaştı ki kalbi temiz olduğu için. Bu nasıl bir şey? İnsan içi nasılsa olayları da öyle görür. İçi eğriyse önde düz bir şey koyuyorsunuz onu eğri görüyor. Dolayısıyla dışarıda görülen şey iç hakikatlerle alakalı. Ayetlerin asıl hakikatini görebilmek için o ayetlerin istemiş olduğu bir kalp temizliği vardır. O kalp temizliği söz konusu olmayınca aynı ayetleri okuyup itiraz edenler var. Aynı ayetleri okuyup hayran kalıp bunu insan bu insanın işi değildir diyenler var. Bir Hristiyan Kur'an-ı Kerim elinden alıyor ve diyor ki burada gramer hataları var. Burada diyor ki burada bu ayetin bir sonraki ayetle hiçbir alakası yok diyor. Bu yanlış zaten diyor bilimsel olarak. Değil mi? Yani bunu hepimiz biliyoruz. Aynı ayette vadeden misin eline geliyor. Öyle bir şekilde onu açıklıyor ki hayretler içinde dinliyoruz. Yani bu 1000 sene düşünseydik aklımıza gelmezdi diyoruz. Bu ne gösteriyor? Öbür itiraz eden akılsız, cahil birisi değil. Son derece akıllı. Yani bu olay zeka ile alakası yok. Kalbin temizliğiyle alakası var. Kalp uygun olacak. O uygun olan kalpte kalp bu ayeti okuyunca onun asıl manasına ulaşabilecek. Evet. La yumassihu illel mutahhirun. Allah tarafından özellikle pak edilmemiş kimseler bu kitaba dokunamazlar bile. Şimdi bunu ama hadi şöyle çevirin. Bir de tamamen buna dokunmayın. Fiziksel olarak çeviriyor. Fakat ayet dokunmamalı demiyor. Dokunamaz diyor. Yani mümkün değildir. Halbuki artık tamamen dokunabilirsiniz. Yani bu her zaman ispatlanabilir. Bakın şu anda adresim yok, dokunuyorum. Yani ispatlamak da mümkün. Bir ayet çünkü dokunmamalı demiyor. Eğer dokunmamalı dese o zaman fiziksel anlamı belki çıkartılabilir. Daha farklı bir şekilde. Ama bu da var. Daha çok vurgulanan şey ruhani mestir. Yani onun asıl manasını yakınından bile geçemez. Ona mest demek bir yalaka kurmak. Bir şey, temas edebilmek. Mest temas da aynı köktendir. La yumassahu, ona temas edemez. Temas kelimesi Türkçe'de var ya, bu da aynı mestden. La yumassahu, buna temas bile edemez. Kim? İllel mutahhirun, Allah tarafından mutahhir hale getirmemiş kimse. Tetahhir hale getirmemiş kimse. Aynı kelime, mutahhir kelimesi burada da var. Yani bu özellikle temizlenmiş, hiç şeyden kirlerden arındırılmış, şirkten arındırılmış ve
zahiri hatalardan da arındırılmış. Bunlar hepsi mutahhirin manaları. Sırf şey anlamında kusursuz değildir. Dili açısından da. Bunu Hristiyanlar bile kabul ediyorlar ki Kur'an-ı Kerim mesajlarına biz reddetsek de dili çok güzeldir. Dili çok şiirseldir. Çok insanın hoşuna giden bir şey vardır, tarzı vardır. Bunlar hepsi mutahhirin manalarından. Öyle bir sayıda ki her açıdan pak, dili de pak, anlamı da pak, şirkten uzak. Öyle bir sayife Allah'ın Resulü'nün elinde olduğu vakit işte beyine budur. O ancak bu ölmüş cesetleri ayaklandırabilir. Yoksa mümkün değil. Kendi çabalarıyla, kendi şeyleriyle ayaklanmaları, bir daha canlanmaları mümkün değil. Bir sonraki ayet diyor, fiha kutubun kayyama. Kur'an-ı Kerim bir özelliğini beyan ediyor. Ve diyor ki bunda kayyama diye bir kelime var burada. Kayyama kelimesini şey yapalım. Kayyama kelimesinin üç anlamı vardır. Birinci anlamı mutavalli. Yani bir koruyucusu. Yani bu kitap size korur. Hani bir insan diyebilir ki tamam ben iyi niyetliyim. Müminim, inandım. Ama ben hata yapabilirim. Ne yapayım? Nasıl davranmam gerekiyor? Kur'an-ı Kerim diyor ki bu kitap size korur. Siz buna inanın, bu kitap sizi nereye götürmek istiyorsa karşı koymayın. Yani sizin tarafınızdan bir karşı koyma olmasın. Sizin tarafınızdan ben bunu yapmam, ben bunu etmem, bu bana zor gibi başka bir şey yok mu? Başka bir yöntem yok mu? Başka kolay bir yolu yok mu? Siz öyle yapmayın. Bu kitap sizi koruyacak. Her türlü hatadan. Kitabın bir özelliği. Bir hata yaparsanız oradan geri getirmenin şeysi de bunda vardır. Başka bir hata yaparsanız o hatadan geri döndürecek emirler de bunda vardır. Bir koruyucu yanımızda olursa biz her hata yaptığımızda bize muhakkak geri getirir. Yeter ki biz karşı koymayalım. O bize doğru yolu bir daha getirir. Ama biz karşı koyarsak o zaman onu yapacak bir şey kalmaz. Çünkü dinde zorlama yoktur. Yani dinde zorlama olsaydı o zaman ne hata yapardık ne de yoldan çıkardık. Ama insanlar dinde zorlama yoktur deyince çok mutlu oluyorlar. Aslında çok korkutucu bir şey. Dinde zorlama yoksurdan kastetsen sen karşı koyarsan o zaman sen bilirsin. Manası da çıkıyor yani aynı zamanda. Çünkü zorla ben yola getirecek olsaydım melek yaratırdım. Ama la ikraha fiddin dediğimiz vakit bunda çok korkutucu bir yanı da vardır. Ki hiçbir şekilde eğer sen asillik yaparsan, ben bunu yapmam dersen o zaman tamam artık ondan sonra zorlama yok. Sen kendin bunu çözene kadar. Ama sen teslim olursan, sen karşı koymazsan o zaman bu kitap seni koruyacaktır. Kayyama özelliğine sahiptir. Kayyama demek koruyucu. Kayyum ha. Kayyumanın bir ikinci manası dost doğru. Eğrilik olmayan. Bu kitapta bir eğrilik yok. Bu sizin kendisi dost doğrudur, sizin de dost doğru şeye kadar, sonuca kadar götürür. Bir başka manada kalıcı. Yani bu kitap, insan bunu hep düşünür. Tamam bu kitap güzel ama yarın öbür gün bu şey olabilir mi? Ömrünü yitirir. Artık mesajı geçersiz olur. Ben bunu alışacağım, edeceğim, bunun emirlerini yerine getirmeye çalışacağım. 10 sene sonra, 100 sene sonra değişebilir. Ya insanın yapısında bu vardır. Bilse ki bu şey 50 sene sonra şey ne derler şeyini kaybedecektir. Gündemliğini ve güncelliğini kaybedecektir. İnsan onun karşı soğuk. Yani der ki ya bu nasıl olsa yarın öbür gün şeyini kaybedecek bir şey. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki bu kıyamete kadar güncelliğini koruyacak bir kitaptır. Bu kayyamadır. Hep kıyamete kadar kalacaktır. Ve aynı şekilde bunun bir manası da fiha kutubun kayyama. Bunun içinde eski kitap, çünkü eski kitaplar da Allah tarafından gönderilmiş kitaplardı. Ve onların içinde de kıyamete kadar geçerli olan emirler vardı. Ama onların içinde kıyamete kadar geçerli olmayan emirler de vardı. Çünkü Allah-u Teala bildiği için ki bu 1000 sene içindir, bu 500 sene içindir. İçinde o dönem için önemli olan, o dönem için şart olan bazı emirler de koymuş. Mesela örnek verecek olursak, Hazreti Musa zamanında şey emri, göze göz, dişe diş emri. Çünkü Mısır'daki Firavun'un altında yaşayan halk son derece miskinleşip
tamamen intikam alma da intikam alma demeyin, kendi hakkını dahi koruma şeyini kaybetmiş, böyle şey miskin bir şey bir toplum hale gelmiştir. Hiçbir şekilde karşı koymayan, şey yapmayan, kendi hakkını aramayan. Böyle bir toplumu o düşmüş olduğu durumdan çıkartmak için biraz daha şey bir şeriat gerekiyordu. Hakkını ara, dişle diş, göze göz. Fakat bu ebediyen kalacak bir öğreti değildi. Hatta o durumdan çıktıktan sonra Yahudi kavmi bunu abartmaya başladı. Yahudi tarihine bakacak olursak çok ciddi savaşlar ve hep bu şey yüzünden, bu öğreti yüzünden zamanla bunu yanlış anlayıp aşırıya kaçanlar oldu. Sonra Hazreti İsa geldi. O da bu sefer gördü ki bu Yahudiler her şeye dişe diş, göze göz gözüyle bakıyorlar. O da onu yok etmek için diğer ekstremden bir öğreti getirdi. Dedi ki sizin bir yanağınızda birisi olacak olursa diğer yanağınızda sunun. Bu da kalıcı değil. Çünkü ebediyen bu öğreti yanlış. Zaten bunu en çok bozanlar da Hristiyanlar. Eğer kabul etsek ki Taliban veya El-Kaide diyelim şeye saldırdı, New York'a işte 11 Eylül'de saldırdı. Öğretilerine göre diğer yanaklarını sunmaları gerekiyordu. Ama intikam aldılar. Çünkü gerçekçi değil. Kur'an-ı Kerim de diyor ki bu mantıklı değil. Kur'an-ı Kerim doğru öğretiye getirdi. Dedi ki affet. Eğer affetmek karşı tarafın içinde pişmanlık yaratıyorsa ve iyileştiriyorsa. Ama hiç pişmanlık yaratmayıp da o daha da şeyinde, zulmünde gitgide devam ediyorsa o zaman cezaya da ver. Bu kalıcı olan öğretidir. Kıyamete kadar kalması gereken öğretidir. Dolayısıyla Fiha Kutubun Kayyama deyince Kur'an-ı Kerim diyor ki eski kitaplarda da kıyamete kadar geçerli olan bazı emirler vardı. Bu onları da toplamıştır. Kendi içinde, kendi bünyesinde. Bir de kendi yeni şeyler, emirler de vardır kıyamete kadar geçerli olan. Ama şu bir gerçektir, bütün, bunun içindeki bütün emirler kıyamete kadar geçerlidir. Bugün burada bırakalım. Devamı var aslında ama sonraki toplantıda inşallah devam ederiz.